tamam gel şöyle. Şey yap. Şimdi mesele geçmiş olsun. Gel canım gel. Geç bir yana gel. Barak gel. Şey amca yürütebilir miyiz sizi? Burada. Bir sıkıntı yok. Beraber bir sıkıntı yok. Yok. Gel bakalım şöyle hadi yürüyeceğiz. Hareket edeceğiz. Yavaş yavaş. Tamam inşallah. İnşallah. Şeyin terliğini. Yürütüyor mu? Geliyor. Ya o hırsız yürüyor ben de hayret ettim. Bir yerine geçecek platin olur. Ve diz eklemini de koruyacak yani hareket edecek öz tekniklerle bu diz eklemi korundu. Yürü bak tamam dedim. Evet. Hadi. Şöyle dizinde büküyorsun. Tamam hocam. Diz hareketleri de olduğunu görün yani bir. Düz kaldırıyorsun şöyle düz kaldırıyorsun. Bunları yaptıktan sonra inşallah şimdi. Hastamız aslında sol kalçasında ve uyluk bölgesinde şiddetli ağrı şikayetiyle bize başvurdu. Ve aynı zamanda da hasta o ekstremitesinde o ayağına basamıyordu, yürüyemiyordu yani açıkçası. Bundan sonra da biz tabii muayenelerimiz neticesinde bu hastanın 9 kez daha önce başka yerlerde ameliyat olduğunu ve başarılı olmadığını gördük. Kendi ekibimizle yani revizyon kurmuş olduğumuz buradaki revizyon ekibimizle beraber bu kararı aldık. Sağlık Bakanlığı da kısa süre içerisinde bunu onayladı ve biz de bu ameliyatımızı burada gerçekleştirdik. Şimdi burada önemli olan şey şu tabii sol uyluk kemiği bizim femur dediğimiz kemiğin tamamen kaybı söz konusuydu. Bunu halletmek kolay bir şey değil. Ya ayağını keseceksiniz bu hastanın rahat etmesi için ya da böyle bir şeye geçeceksiniz. Biz burada sadece protez ameliyatı yapmadık tabii. Protez ameliyatını yaparken de diz eklemini de koruduk. Bunun için de allograft dediğimiz başka insanlardan almış olduğumuz grafti de alta eklemiş olduk. Ve bu şekilde de o özel bir diz eklemi oluşturduk. Şu anda hastada diz eklemi var, dizini bükebiliyor. Yani bölgemizde ve Türkiye'de özellikle birkaç merkezde yapılabilen bu tür ameliyatları biz burada artık yapabiliyoruz. Ve bunu da gerçekten herhangi bir hastadan herhangi bir ücret talep edilmeden tamamıyla devletin kontrolünde ve devletin ödemiş olduğu materyallerle gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir ücret de talep edilmiyor. Peki bundan sonra hastamız yürüyebilecek mi? Nasıl olacak? Bundan sonra zaten siz de gördünüz. Yani operasyondan sonraki bu biz salı günü yürüttük değil mi? Salı günü yürüttük. Bu operasyondan üçüncü gün yürütmeye başladık. İşte bugün de operasyonun beşinci günü. Aslında gördünüz zaten kısa sürede de olsa beşinci günde olmasına rağmen desteksiz yürüyebiliyor. Ve üçüncü haftadan sonra da hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan inşallah yürüyecektir. Hocam tam olarak kalçaya ve dize ne yaptınız? Tam olarak yeni bir kemik oluşturduk. Yani bizim burada protez allograft kombinasyonu dediğimiz tekniği uyguladık açıkçası. Hem kalça eklemini oluşturduk hem de diz eklemini tekrardan oluşturarak Türkiye'de daha önceden de söyledim birkaç ciddi merkezde yapılan ameliyatı burada gerçekleştirmiş olduk. Evet beyefendi ne rahatsızlığınız vardı? Ne şikayete geldiniz hastanede? Hocam ben 1986'da Kayısal Avcı'ndan düştüm. O zaman bizim orada platin yoktu. Ben Van Hastanesi'ne yattım. Ankara'dan platin getirdik. Ben 20 gün orada yattım. 20 gün sonra çıktım. Ha bugün iyi olurum, yarın iyi olurum. En sonra bana dediler ki git platini aldır. Gittim platini Bitlis'te aldırdım. Özel hastanelerde mi oldunuz? Ne kadar para harcadınız? 200 bin. 200 bin ne para harcadınız? 200 bin. Ben bir tarla sattım. O tarla şimdi 250 bine de veriliyor. Bir hafta burada yattım. Artık hocam bize gün söyledi. 2 ay sonra tekrar geldim buraya. İşte bu ameliyat oldu. Cuma günü beni hocam ameliyata aldı. Herhalde biraz bir şeyler de geçirdi. Taştuk'a gittik de tekrar döndük. Nasılsınız şimdi? Çok iyiyim. Dedim ya önce Ahmet Hoca ve ekibine çok çok teşekkür ederim. Sonra Allah-u Teala Türk hükümetine kuvvet kudret versin.
Neler hissediyorsun peki? Geldiğinde yürüyemiyordun, şimdi yürüyorsun. Şimdi hayat tatlıdır. Nereden aldın?